Feraye! Ne işin var senin bu herifle? Sen yine niye Feraye'nin peşine düştün? Anlat derdini. Uf, ne derle uğraşıyoruz ya? Hadi yeterince tatsızlık çıktı. Hadi Feraye. Hop yavaş. İyice tozuttun sen de. Feraye bin arabaya. Hadi gidiyoruz. Seninle de ayrıca görüşeceğiz. Hı. Hadi Feraye. Hadi. Hadi gel. Feraye. Hadi. Feraye. Feraye ne oluyor? Hadi gidelim. Feraye. Feraye bilsene. Feraye. Feraye bilsene. Feraye bir şey söyle nereye? Eğer Yamun'un hapse girmesini istemiyorsan benden boşanmayı unut Feraye. Hatta tam tersine Bakırcı villasına gelip benim karım olacaksın. Feraye delireceğim, delireceğim. Dur iki dakika bir konuşalım ya. Sen niye yine bu herifle görüştün ha? Ne söyleyip aklını çelmeye çalıştı senin? Bir şey söylesene Feraye. Ya bak anlamıyor musun? O pisliğin tek amacı seni benden uzaklaştırmak. Sen bile bile nasıl bu tuzağa düşersin Feraye? Nasıl görüşürsün ya? Yaman konuşmak istemiyorum diyorum anlasana. Ya o zaman bir şey söyle, bir açıklama yap. Niye görüştün sen bu herifle? Ha? Ne söyledi sana? Ben senin sorduğun her soruya cevap vermek zorunda mıyım? Hı? İstemiyorum diyorum. Tamam anlıyorum bak hala... Hala boşanmadığınız için o adam seni görüşmek zorunda bırakıyor Feraye. Tamam bunda senin bir kabahatin yok anlıyorum ama... Bana neden böyle davranıyorsun? Yani sen bana neden böyle davranıyorsun? Niye bana bir şey söylemiyorsun? Cemile cinayete azmettirmek çok büyük bir suç. Öyle ya da böyle. Cezasını çekeceksin. Yürü. O beni öldürür. İşte orası beni o kadar ilgilendirmiyor ki onun bileceği şey. Ama sen... Lol'un torunun babasını ölüme yolladın. Yazık kuş gibi çırpındı kadın benim ya. Tamam ya dalmışım öyle. Ne yapıyorsun bakayım sen? Elimi mi kavuruyorsun? Ay anne. Dolapta dondurma vardı. Yanına onu koyarsın.
Üzerine çikolatalı sostan dökersin. Bir denar mis gibi olur vallahi ya, canım çekti. Hayır efendim. Böyle inecek bu. Hayır elması bu. Bu cam elması. Bu ses ne ya? Hayırlı bir şey değildir herhalde. Ne ya? Ay çok sağ ol Çetin'cim. Bay ve Bayan Gülsoy evine geldi. Ay çok mutluyum. Çetin, fotoğrafımızı çeksene. Tamam. Hayatım gel sen de böyle. Artık dost topraklardayız. Kendini gizlemene gerek kalmadı şekerim. Yok ondan değil de yakışmamış mı? Ha? Nesrin'cim ne konuşmuştuk hadi. Çekiyorum. Ömer Bey gülümseyin. Hadi. Hadi. Ay kaderde bu konağa gelin olarak girmek de varmış. Gel hayatım şöyle geç. Çetin bol bol çek canım, bol bol çek. Çekiyorum Şermin abla. Heh. Çekiyorum. Bir de şöyle çek. Şöyle. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor, ne bu pıtırtı? Nikah cüzdanı o. Evet. Ay anne evlenmişler bayağı. Ben dedem evlenmiş. Ay zahil çıkamadık dedeme. Ya sus be ya. Kız koş sana koş, aile fotoğrafı çektirelim. Tamam geliyorum Şermin abla. Anne koş. Kız, anne koş bakmam lazım. Ve subhanallah ne yapıyorsun Şermin'ciğim? Aa ne yapayım Ömer'cim çok mutluyum. Ya hiç değilse şu ana kızı çağırmasaydın. Çetin bir de şöyle çek. Tamam. Tamam yeter bu kadar. Aa. Ablam. Gerçekten evlenmişler. Ay kız böyle şeyin şakası olur mu? Bak bakayım. Burada ne yazıyor? Ha? Şermin Gülsoy. Yazıyor vallahi. Ömer dedeciğim, hayırlı olsun. Hı hı. Yalnız bu arada benim şansım ha. Konağa bir adım attım böyle. Evdeki bütün erkeklerin medeni hali değişti. Sıra Okan'da artık. Hallem etti. Nikah masasına oturttu adamı ya. Helal olsun. Ha? Helal olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun Ömer Bey, hayırlı olsun. Ah, mersi canım. Darısı başına, kızıl. Ay ne oldu garibim be, duygulandı can arkadaşım. Dede! Dede ne oluyor dede? Okan! Gel cici babaannene gel. Ne cici babaannesi benim ya? Benim fahri torunum. Ne fahrisi abla ya? Babadan tatlı çocuk. Gelsene fotoğraf çektirelim. Ne fotoğrafı ya? Ömer! Gelsene abla. Ya biz hep birlikte. Bak çoğun gel, ya, gel sen gel. Ya abi kurban olayım ya. Benim ya yok Çetin abi ne yapıyorsun? Abi sen giriyor Çetin abla. Abi. Manyak. Hadi. Ya böyle olma. Abla gözünü ver. Ya dur önümü kapatıyorsun. Ya. 3, 2, 1. Ateş Bey. Merhaba ben Taner. Babanız sizi bekliyor. Baba? Evet. Sizi takibe takılmadan güvenli bir şekilde götürmem gerekiyor. Lütfen üstünüzü değiştirin. Bu çaydan içmen lazım. Bakma böyle termosta olduğuna.
Benim elemanlar 3 en kaliteli çayı harmanlayıp öyle demliyorlar. Böylesini içemezsin başka bir yerde. Beni buraya niye çağırdın ulan? Özledim. Karşılıklı oturup çay içelim diye. Soybağı düzeltme davasında neticeyi aldık. Artık Ateş Bakırcısın. Hayırlı olsun. Bundan böyle resmi olarak da benim oğlumsun. Hayata bak. Benden bir oğlumu aldı ama bana yeni bir oğul verdi. Artık herkes bilecek benim oğlum olduğunu. Bakırcı soyadının bütün olanaklarına sahipsin. Mal varlığın üzerindeki tam yetki de senin elinde. Hepsi burada. İster elinde tut, ister sat. Gördüğün gibi artık benim hayatımda fazla bir şeye ihtiyaç yok. Bütün güç elinde artık. Ne yapacaksın bundan sonra? Bana yap dediğini yapacağım. O gün beni örgüpte bulduğunda ne dediğini hatırlıyor musun? Çektiğim acıyı görüyor musun diye sormuştun bana. Merhamet etmeye başladığın yerde hatalar başlar. Ben çok büyük bir hata yaptım Ateş, sen yapma demiştin. Hakkın olanı almak için gerekirse yak, gerekirse yık demiştin. Dediğini yapacağım Murat. Artık merhamet yok. Benim bütün merhametimi bitirdiler. Artık yok. Ben geçmişimi sildim. İstediğim alana kadar da durmayacağım. İçinde ne olduğunun farkında mısın? Senin içinde harlanmış bir alev var. İsmin gibi. Onu kullan. Rüzgarı arkana al. Hepsini yak. Yerle yeksan etmek istediğim tek bir kişi var Murat. O kadar. Feray. Tamam bak, hiç konuşmayacağım. İstemiyorsan hiçbir şey sormayacağım. Ama lütfen bin şu arabayı eve bırakayım seni. Yürümekten perişan oldum Feray. Ya bak tamam diyorum, darlamayacağım seni. Hiçbir şey sormayacağım ama lütfen bırak şu inadı. Gözlerimin içine bile bakmıyorsun. Ya benden bu kadar kaçacak ne yaptım ben sana Feray? Ha? Söyle de bileyim. İnsanlar içinde karı koca gibi davranıyoruz. Yaman'ın olduğu yerde el ele dizizdeyiz. Yaman'la yüz yüze görüşmeyecek. Ona konuşmayacaksın. Senin bu sessizliğin beni çok üzüyor. Ya mesele ne? Ha?
Bak bir sıkıntı varsa söyle. Ben kendimi düzelteyim. Hı? Ne oldu? Neyden çekiniyorsun? Ha? Bir şey var. Söyle. Söyle. Feraye. Bak bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak bir şey var sende. Bak bana her şeyi anlatabilirsin. Tamam mı? Ne saklıyorsun benden? Hı? Söyle hadi. Buyurun efendim, ilacınız. Sağ olsun. Sağ olasın Nesrin ablacığım. Vallahi demli demli ne güzel olmuş. Dede. Ne? Tövbe yarabbim. İlacım oğlum. Dede. Bak sen tehdit falan ediliyorsun bana söyle. Sinyal çak ben anlarım. Ne diyorsun be? Küçük şeytan. Ne tehdidi? Tamam. Sakin ol, sakin. Yoksa... Siz şahane yorumlarına bittik ha? Hasbinallah ya. Ya dede ben minik amcamın elinden tutup parka gitmek istemiyorum ya. Sevsekim. Allah Allah. Oğlum. Ne? Kadıncağız bana çok düşkün. Ha. Terk etsem canına kıyacaktı. Evlendik biz de oğlum. Aramızda. Aramızda. Ay burada çok güzel çıkmışım. Evet. Çetin. Hı. Bunlardan sen bol bol bastır tamam mı? Çerçeve de al. Ben eve koyacağım tamam mı? Tamam ben onu hallederim Şermin abla. Pardon Şermin hanım. Kız. Şermin abla. Şimdi sen benim büyük kaynanam mı oluyorsun? E o zaman ben de senin gelinin oluyorum. Ay ben öyle gelin kaynana muhabbeti falan hiç sevmem. Çünkü çok banal. Sen benim kızımsın artık kızım. Ya gerçekten mi? Cici annem be. Canım. Ne öyle ya? Kuru bir alyans. Ya bir tam tur olur, yarım tur olur, pırlanta olur. Ya pek değer görmedin galiba. Ha Şerrum? Ne alakası var? Ben ne yapayım basit pırlantayı? Ömer'cim bana aile mirası safir yüzüğü takacak. Ondan bekliyor herhalde. Ha. Sen o yüzüğü unut. O yüzük kimseye yar olmadı. Lanetli o yüzük cici anne. Sahi bu meşhur yüzük ne oldu? Sen onu havuza atmıştın. Ha. İşte saç aklının elinden şöyle kopardım, çıkardım, atıverdim havuza. E doğru diyorsun kız. Ben onu sonra aldım havuzdan. Sonra? Sonra Ateş Bey'e verdim işte. Of! İyi halt ettin. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bunu böyle yapacağım belliydi zaten. Ateş almayı öğreneceğim diye ne yapacağını şaşırdım. Ne alaka kızım? Çetin'cim sen mutfaktaki çöpleri çıkar hayatım. Hadi. Tamam Nes. Fesupana. Bize de kalsaydı bari. Yani şimdi Ateş Bey yüzsoy olmaktan vazgeçtiyse herhalde yüzüğü de iade eder. Hadi oradan. Saçmalama. Ateş niye yüzsoy olmaktan vazgeçiyormuş? Yok ben şey için dedim Ateş... Seni hapisten kurtarmak için. O kimlikte ne yazdığının hiç önemi yok. O benim torunum. Ben Ömer Gülsoy olarak ona torunum dedim. Bitti. Bu saatten sonra bakırcı makırcı olamaz. Atayı dedeyi öyle bir kalemle silip atmak kolay mı? Hiç yok. Estağfurullah. Ne güzel söyledin be Ömer dedem. Çok haklısın. Ateş. Dur. Dur. Bu ne biliyor musun? Çam mantarı. Bunun kavurması çok lezzetli olur. Demek anlıyorsun bu işlerden ha? Rahmetli anam. Toplardı bunlardan. Babaannem yani. Babaannen. Biliyor musun? Mantarın içindeki zehri yılan verirmiş. İnsanın içindeki zehri de başka bir insan. Bunun doğru olduğunu çok zor anladım. Peki
Senin içindeki zehri kim verdi? Kime diş biledin bu kadar? Ateş. Birlikte olmadığımız 30 yılı telafi edemem. Ama bu mesele neyse ben halledebilirim. Sen sadece söyle bana. Kılını kıpırdatmana gerek yok. Gerekirse ölürüm. Gerekirse öldürürüm. Ölüm değil istediğim Ural. Ömür boyu sürecek bir cehennem hayatı yaşatmak istiyorum. Sevdiği ne varsa onunla sınayacağım onu. Karşıma geçecek. Dizlerinin üstünde benden af dileyecek. O zaman ihanet. Ya da nankörlük. İnsanı ancak bu ikisi keskinleştirir bu kadar. Kim bu? Haddini defalarca aşmış biri. En zayıf anımı beklemiş Vural. Kalleşçe beklemiş. Kalleşçe. Ateş, anladım. Bu işi sen halletmek istiyorsun. Hı hı. Öyle olsun. Ama bu Özer Bolat meselesi. Bütün yakınları peşimde. Polis de öyle. O yüzden ne yapacaksan yap. Sonra buralardan git. Başka bir yerde daha güzel bir hayat kur. Seni Ürgüp'e bağlayacak hiçbir şey kalmadı Ateş. Feray. Feray bak artık ben kafayı yiyeceğim gerçekten. Ne oluyor? Bir şey söyle. Neden kaçıyorsun? Yaman. Çekilir misin önümden lütfen? Ya doğru düzgün bir anlatsana bana. Ne oluyor? Ya bağır, çağır, kız ama anlat. Konuş benimle. Neyden kaçıyorsun? Ben kimseden kaçmıyorum. Ya ne demek kimseden kaçmıyorum? Allah aşkına yol boyunca tek kelime etmedin bana. İstemiyorum çünkü Yaman. İstemiyorum. Çok yorgunum lütfen. Ne oluyor ya? Ne oluyor, ne oluyor? Kafayı yiyeceğim abi. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor? Yaman Bey. Şey, kış bahçesine mi? Evet, ne oldu? Ya merak etmeyin, ben hallettim diyecektim. Malum dün geceki hali biraz haraptı. İyi, sağ ol. Vallahi sabaha kadar orayla uğraştım biliyor musunuz? Sanki kasırga kopmuş içeride artık. Ne olduysa. Anladım Çetin. Bu arada Ömer Bey'i söylemedim diye bana patlayacak ama... yani böyle bir günde de adamın başını ağrıtmayayım dedim. Tamam Çetin, uzatma lafı. Yani bir şey olursa gelirsin yanıma Allah aşkına. Hem ne olmuş, ne var bugün de? Sizin haberiniz yok mu? Ömer Bey evlendi. Ne? Evlendi mi? Ömerciğim, şu negatifliği atalım lütfen üstümüzden. Bugün bizim en mutlu günümüz. Tamam hayatım, tamam. Dede. Hoş geldin kocacığım. Duyduklarım doğru mu? Sen apar topar bu kadınla mı evlendin? Düzgün konuş. Bu kadın dediğin artık bu ailenin bir parçası. Abicim. Abicim gel bir konuşalım. Bir dur. Gel bir sakin, tamam. Dedene hesap mı soruyorsun sen? Hı? Sanki kendisi başka bir şey yaptı. Ya dede ikisi aynı şey mi? Ben anlamıyorum ya, gerçekten anlamıyorum. Sen dedemin hemşiresi değil miydin? Evet. Ha? Bunun ne ara buraya geldi ha? Ne oldu? Sen adamın hastalığından faydalanıp servetine mi çökmeye çalışıyorsun? Bu mu olay? Oh. Ama... ya sonunda birinin kafası çalıştı. Ağzından çıkan laflara dikkat et, seni son kez uyarıyorum. Şermin Hanım benim nikahlı karımdır. Ve ona edilen laflar bana edilmiş sayılır. Dedeciğim, sence de bu olay çok garip değil mi? Değil. Ben kandırılacak kadar aptal mıyım? Bunak mıyım ben? Estağfurullah. Kendine gel. Ömer Bey. İyi günler. İyi günler. Ömer Gülsoy. Benim buyurun. İcra memurluğundan geliyoruz. Ne?
haciz işlemleri için geldik. Yapamıyorum Ateş. Şu ışıktan geçemiyorum. Seni de kabul edemiyorum. Biliyorum. Belki de en doğrusu bu. Gerçekten. Benim senden vazgeçmem çok zor. Hayatımdaki en iyi şey senken. Sadece sana tutunmuşken çok zor. Ama vazgeçmem gerek. Senin için sana rağmen benim olduğum yer çok karanlık. Kapkaranlık. Sen karanlık nedir bilmiyorsun ki. Senin olduğun yerde gece olmuyor ki hiç. Sen çünkü sen. Sen güneşsin. Aklım almıyor ya. Adamlar icra için tebligat göndermişler ama ortada yok. Zaten evin düzeni kalmamış ki. Hiç merak etme hayatım, ben el atacağım her şeyi. Ha, evi ellerinde tutarlarsa atarsın. Bunlar benim masanıza koyduğum dosyalar, zaten atın diye bana vermiştiniz. Bunlar değil, bunları koyuyorum. Bunlar değil. Bunlar faturalar. Bu da fatura. Bunu da Okan Bey'in masasına koymuştum ben. Bilgisayarınızın altındaydım. Burada böyle zımbalı bir tane kağıt var, açılmamış. Bakın isterseniz. Neymiş o? Neymiş oğlum, söylesene. Tebrik kağıdı. Dedi adamlar tebrik kağıdını göndermişler. Ha, ben teslim alırken bana böyle bir şey imzalatmışlardı ama ben önemli bir şey olduğunu hiç anlamadım Ömer Bey. Tamam desin, tamam. Senlik bir şey yok. Bizim Okan'ın iş bilmezliği. Ya kusura bakmayın. Dediğiniz gibi tebligat adrese yollanmış. Ama maalesef bir karışıklık olmuş. Bizim daha şimdi haberimiz oldu. O da benim hatam. Benim hatam. Tamam oğlum, tamam. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani yarım mesai saati başlar başlamaz bir itiraz dilekçesi versek. Siz avukatınıza konuşun. Biz şimdilik sadece tespit yaptık. Sağ olun memur bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay. Evlendiğim ilk gün başıma gelenlere bak.
Ben ne yaşıyorum böyle? Ben boşuna demiyorum emin şer bacası diye. Benim çocuğumun başına gelenler doğmadan da. Kız bir sussana sen. Anne bir dur ya. Allah Allah, herkes tep gibi gergin zaten. Ulan. Araya kaynar gidersin valla. Sus sus. Okan bu ne? Oğlum bizi icraya veren alacak Kayseri'deki fabrika değil mi? Hı hı. E tamam, sen oradaki adamla konuşmadın mı? Anlaşmıştınız, hani öyle söylemiştin. Abi konuştum. Konuştum, hatta anlaştım da yanında aradım ya ben onları. E tamam, yazılı olarak geçmedin mi anlaşmayı? Hayır. Abi geçmedim, gerek yok dedim. Ulan bir şeyi de doğru düzgün yap be. Tam da her şey yavaş yavaş yoluna giriyor derken. Tamam dedim. Tamam mı? Tamam, bu da benim hatam. Kabul ediyorum, oldu mu? Ama bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bak durum ciddi, bunu bir çözmemiz lazım. Lazım, lazım da ne? Ateş abimi mi arasak acaba? Ne Ateş abisi oğlum? Ne Ateş abisi? Senin safsaklığın yüzünden zaten iş buralara geldi. Bir de ailemize sırtını duran herife el mi açacağız biz? Ya abicim sırt çevirmedi, tamam mı? Burada bir anlaşalım. Adam kendini feda etti. Dedemin başına daha büyük belalar gelmesin diye adam gitti Vural Bakırcı'ya boyun eğmek zorunda kaldı. Evet demek zorunda kaldı. Yoksa biz ödeyebilecek miydik o borcu? Koşa koşa kabul etmeseydiniz zaten ben halledecektim ya. Ben sana öyle bir şey mi diyorum? Siz her fırsatta kavgaya tutuşmasaydınız böyle bir şeyde yaşamak zorunda kalmayacaktık. Ne yaşayalım istersin peki Okan Bey? Ha? Nasıl yaşayalım? Oğlum o para Vural'ın parası, tamam mı? O parayı da nasıl pis işlerden kazandığını çok iyi biliyorsun sen. Böyle mi yaşamak istiyorsun? Ben orasını bilmiyorum, tamam mı? Vural'ın hayatı beni ilgilendirmiyor. Ben öyle bir hayat sürmek istemiyorum. İşte Ateş'in yanında yaşıyorsun. Hep ben suçluyum zaten. Ben niye? Ben... Halacığım ya. Konuşmamız gerek. Evet. Merhaba Feraye, seni uyarmak istediğim bir konu var. Ne istiyorsun Ateş? Direkt söyle. Yaman'la ne konuştunuz? Ben gittikten sonra yalnız bırakmamıştır seni. Tanıyorum onu. Bir şey konuşmadık. Ama konuşacağız. Her şeyi anlatacağım Yaman'a. Sana boyun eğmeyeceğim. Bu da bir tercih tabii. Sonuçlarına katlanabileceğim her kararı almakta özgürsün. Aslında sizi korumaya çalışıyordum. Ne demek bu? Benim sana güvenim tam, Feraye. Sen bir şeyleri ikna olduğunda akıllı ve kontrollü davranabiliyorsun. Ama Yaman, Yaman öyle biri mi? Bu kadar kolay ayrılır mı senden? Nedenini sorgulamaz mı? Sorguladığında da başı belaya girmez mi? Ya da dediğin gibi, gidip her şeyi Yaman'a anlatabilirsin. Kararın sonuçlarına katlanmayı göze alabiliyorsan, peki. Şimdi git anlat. Her şeyi açıklayayım bana. Ne yapıp ne yapmayacağımız seni ilgilendirmez. Buradan kaçıp gitmeyi de deneyebilirsiniz belki. Ama peşinize düşen ben olmam. Umurumda bile değilsiniz. Dua et önce Vural'ı öğrenmesin. Bir insanın evladı için neler yapabileceğini en iyi sen biliyorsun Feraye. Bu akşam buraya neler yapmak istediğini hatırla. Sen bile eline silah alabiliyorsan. Vural Bakırcı neler yapmaz? Sus. 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 Duymak istemiyorum. Sus. Peki. Konumuza geri dönelim. Bence Yaman burada kalıp benle savaşmayı seçer. Ya da bilmiyorum, beni öldürmeyi bile deneyebilir. Denesin. Yapmadığı şey değil, alışkın ben. Ama ben Vural Bakırcı değilim Feraye. Ya da... Elimdeki cinayet itirafını boşa düşürmek için emniyete gider teslim olur. Cezamı çekmeye razıyım der. Siz yine ayrı kalırsınız. Yani sonuç şu. Her iki durumda da ben Yaman için bir çıkış yolu göremiyorum. Sen çok kötüsün.
İşlerin bu noktaya gelmesini siz istediniz. Beni bu hale siz getirdiniz Feraye, ne kötüsü. İçinde bir canavar varmış senin. Benim içimdeki canavar aşık olduğun adamdan daha kötü bir canavar değil, emin ol. Bunlar gerçekler Feraye. Şimdi bir düşün bakalım, benim atladığım başka bir ihtimal var mı? Ona göre kararını verirsin. Allah kahretsin. Sarışalar, sen ağlıyor musun? Yok. Yok bir tanem. Yaptığın resmi görünce biraz duygulandım sadece. Beğendin mi? Çok beğendim. Hadi ben acıktım. Tamam. O zaman hadi gidip sana bir şeyler hazırlayalım. Gel bakalım. Barbunya var galiba. Yanına makarna da ister misin? İsterim. Yok yok, bu sefer kurtulamazlar. Nesin? Gülsoyların sonu geldi. Tabii bizim de. Halacığım, sen mutfağa git. Ben şimdi geliyorum, tamam? Tamam. Hı-hı. Yok, Gülsoylar aciz geldiyse biz de el elde baş başta kaldık demektir Nesrin'cim. Ama... Bak hele, geleyim mi ben? Tamam, ayak altında dolaşmayayım, daha iyi. Sen her şeyi öğren, gelince bana bir anlatırsın. Tamam canım, tamam. Abi ne oluyor? Haciz mi gelmiş? İcracılar konağın kapısına dayandı. Şimdilik başlarından sağlamışlar ama durum kötü. Vallahi çok kötü. Lan karda kışta sokakta kalacağız ya. Konak elden gidince işmiş de kalmayacak tabii. Ah Yaman ya. Hala Yaman diyor ya. Geçeceksin sen onu, geçeceksin. Millet karalar bağlamış durumda. Ama yok, bunu en baştan düşüneceklerdi. Bak bir hataları yüzünden kaç kişi ekmeksiz kalacak, görüyor musun? Ya ben biliyordum böyle olacağını ya. Allah'ım yarabbim. Tamamdır, sizden haber bekliyorum. Ne diyor? Ay ver canım, ver. Yarın sabah birkaç görüşme yapacakmış ama avukat da pek umutlu konuşmadı. Hamile hamile şu yaşadığımız şeye bak ya. Kızım sen takmasana kafana. Kendileri düştü, kendileri çıkacak, boş ver. Okan haklı galiba. Bize yardım edebilecek tek kişi var, o da Ateş. Ya Ateş ne? Ateş, Ateş ne ya? Yok artık öyle biri. Neyini anlamıyorsunuz ya? Öldü gitti, bitti bizim için. Yok öyle biri. Ne yapalım o zaman? Tamam. Ne yapalım ulan? Tamam. Var mı aklında bir çare? Tamam dedeciğim. Tamam. Sakin ol. Allah. Kızım sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen nasıl konuşuyorsun, ağzından yalasın, öldü falan ne demek? Gururum var çünkü. Tamam, gururum var da. Ya. Gururu varmış. Tamam dedeciğim. Ulan tek derdimiz bizim konak mı? Çalışan, ekmek yiyen yüzlerce kişi var bizde. Onları düşünüyor musun? Ömerciğim lütfen otur, bak elim ayağım titriyor. Gel, Allah geç. Allah. Geç. Geç sen. Geç. Borcu borçla kapatmaya ben de bayılmıyorum. Ne yapalım? Biz senet imzalarız. Durumumuz düzelince parça parça öderiz işte. Ha, Ömer Bey. Beyefendi Ateş Bey'in avukatıymış. İyi akşamlar. Ne var? Ne işiniz var burada sizin? Bunu size teslim etmem gerekiyor. Nedir o? Ateş Bey'in soybağı düzeltme davası nihayet sonuçlandı. Ver bakayım. Reddi miras yokmuş. Evet, Ateş Bey'in Gülsoy soy isminin ona verdiği bütün maddi kazanımlarından feragat ettiği bir belge. Ne, bir şey mi kaldı sanki? Hepsi borç. Tabii bu üzerinizdeki bütün borçlardan feragat etmiş olduğu anlamına gelir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Al bakalım. Yani şimdi bu borç sadece üçünüzün borç. Yani doğmamış torunum bile borç içinde. Çok iyi. Anne, bizim acil bir şey yapmamız lazım. Bak ne umdum ne buldum. Dur, dur. Vallahi benim ağzım o kadar iyi laf yapmaz ama vaziyet net Ömerciğim. Ne yapıp edip Ateş'i ikna etmeniz lazım. Öyle. Abim. Ateş abim yardım eder. Yani resmi olarak sorumlu olmasa da yardım eder. Bence de.
eder yani bu. Ateş diyor ya. Hala ateş diyor ya. Ya ateş kabul etmezse o zaman ne yapacağız? Ne bileyim ben ya? Ne? Ay Ömer. Dede. İyi misiniz? Dede. Ay, abla limon olsun, limon olsun. Tamam, tamam, dur, dur. Getiriyorum. Ya ay, aç. Abla. Tamam, tamam, tamam. Aç, aç. Tamam, iyi, biraz daha aç. Tamam, abi, aç. Tamam, tamam, açın şöyle ya. Tamam, tamam. Kirkin içeri gir. Tamam, ne çekiştirip duruyorsun ya? Kız görmüyor musun? Bizim bir çare bulmamız lazım. Batıyor konak. Orası öyle. Artık var ya, onları ateş bile kurtaramaz yani. Ya, o kadar kötü mü araları? Kız. Of, ne yapalım? Mal köpüğün fakir de olsa severim ben onu. Ne fakiri, ne sevmesi be? Saçma sapan konuşup benim sinirlerimi bozma. Ay anne, ne sinirleniyorsun? Ben Yaman'ı bırakmam. Yani tamam, zengin olsaydı daha iyi olurdu ama... artık bu bir gurur meselesi haline geldi. Yaman'ı Feraye'ye yar eder miyim ben ya? Gururu mu kaldı kızım? Halimiz ortada. Ben de onu diyorum işte anne. Biz bu çileyi boşuna mı çektik ya? Ya ben Yaman'a hiç olmadığım kadar yakınım. Hayat uzun. İhtimaller sonsuz. Yaman muhakkak ailesini kurtarmak için bir şey yapacaktır. Hem bakarsın gemideki delik de böylelikle kapanır. Unutma. Güverteyi kim terk etmezse geminin kaptanı o olur. Ya. Sana en ihtiyaç duyduğum anda senin benden kaçıyor ama cehennem değil de ne Feraye. Yazık. Bu da kaç parçaya bölüneceğini şaşırdım. Bu kadar yoğurt yeter mi Allah'cığım? Yeter. Afiyet olsun. Ay. Annem. Annem. Oy oğlum, özledim ya seni. Oh. Halacığım, sen yemeğini içeride ye canım. Hadi. Aferin oğlum, aferin. Yenge ne oldu, Yaman nasıl? Ay senin Yaman'ına da. Nasıl olsun kızım ha? Kim iyi ki? Zaten bir şeyin hallolacağı yok da işte öyle top çeviriyorlar. Yalnız sana da helal olsun be Feraye Hanım. Yani yılların gül soylarını paramparça ettin ha. Ateş Bey, bakırcı olmuş. Vallahi koca mirasa konmuş öyle diyorlar. Vallahi gül soyları kurtarır diyorduk ama... reddi miras yapmış. Nasıl? Neden? Onu sen söyleyeceksin vallahi neden. Hayır ben yıllardır bu konakta yaşıyorum. Ben hayatımda kavga dövüş görmedim ama nedense bu yaz bütün kardeşler birbirine girdi. Neden girdiler birbirlerine? Ha? Var mı bir fikrin? Ben de öyle düşünmüştüm. Ama en çok kimi üzülüyorum biliyor musun? Yaman'a üzülüyorum. O kadar çok üstüne gittiler ki onun kendini zor attı dışarı. Şimdi böyle tek başına havuz başında oturuyor öyle adam bu soğukta ya. Ha git çeksin kanla ama. Git bir de tüy dik üstüne. Evi tebligat da göndermişler. Durum bayağı kritik yani. Kredi için de bizim bankacı Suat Bey'le görüştüm ama... genel müdürle konuşman lazım dedi. O da sabaha kaldı. Tamamdır, sağ ol. Feraye. Yaman, ben çok üzgünüm.
Şimdi git anlat. Her şeyi açıklayın bana. Buradan kaçıp gitmeyi de deneyebilirsiniz belki. Ama peşinize düşen ben olmam. Dua et önce buralı öğrenmişsiniz. Bir insanın evladı için neler yapabileceğini en iyi sen biliyorsun Feray. O akşam buraya neler yapmak istediğini hatırla. Sen bile eline silah alabiliyorsan... Fural Bakırcı neler yapmaz. Ne oluyor Feraye? Ne oluyor Feraye? Ya sen benim dengemi mi bozmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Bir yanımdasın, bir bakıyorum yoksun. Ya tüm bunlar olurken senin bana arkanı dönmen ne kadar acı verici biliyor musun? Yaman. Neyse ya, tamam Feraye, neyse. Git sen. Senin bu soğuk şefkatini istemiyorum. İyi gelmiyor bana çünkü. Yalnız kalmak istiyorum biraz. Küpüme bak. Feraye'yi nasıl def etti? Canım benim. Yaman, hava buz gibi. İç hadi, için ısınır. Yok, istemiyorum. Keresinde biz küçükken yani bu bahçede oynuyorduk. Ben seni yakalamaya çalışırken düşmüştüm. Dizim kanamıştı. Sonra sen geldin. Dizime baktın. Hiçbir şey yok dedin. O an acım acı kalmadı biliyor musun? Ben sana inandım. Yaman, ben sana gene inanıyorum. Sen bir çözüm bulacaksın. Ya düzeltemezsem? Düzelteceksin vallahi bak. Hadi al, soğumadan. Ben hep senin yanındayım, tamam mı? Ateş. Merhaba
müsait misin? Tabii buyur, hoş geldin. Aldın mı büyük haberi? Artık resmen Ateş Bakırcı'yım. Tebrik ederim. Yani geçmiş olsun mu demeliyim pek bilemedim ama. Tabii bu noktaya gelene kadar vazgeçtiğin şeyler, ödediğin bedeller kolay olmamıştır. Az çok tahmin edebiliyorum. Olmadı. Olmadı. Ama tabii bazı kazanımlar da oldu. Mesela Vural Bakıcı servetinin maddi manevi bütün gücünü bana devretti. Onun için çok şaşırtıcı olmadı sanırım. Ya 30 yıl boyunca bambaşka hayatlar sürmenizin de bir önemi yokmuş. Onun için kan bağı bayağı önemli bir şey. Öyle. Seninle ilgili alınacak kararları da bana bıraktı. Anlamadım. Benimle ilgili alınacak kararları. Benim öz irademle alınacak kararlar senin mirasına dahil mi yani? Onu mu demek istiyorsun? Hadi oradan bakma. Oradan bakmanın bir faydası yok. Bak sen benim için çok değerlisin. Benim öyle bir hakkında karar verecek bir haddim yok. Sen ne istiyorsan vereceğim sana. Ve seni asla mağdur etmeyeceğim. Merak etme. Çok centilmensin ya. Gerçekten. Hatırlıyorsam ben bu aile içinde, şirketler içinde çok emek verdim ve hala vermeye devam ediyorum. Biliyorum. Ben de hepsinin farkındayım. O yüzden bir haddim yok diyorum. O yüzden kendi değerini kendim bir çiziyorum. Hadi sana açık çekeyim. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan. İstediğin mülkü al, istediğin mülkü sat. İstediğin yerde yaşa. Git kendine yepyeni bir hayat mı kurmak istiyorsun? Git kur. Ya gitmek istemiyorsam? Ateş. Ben bu evde büyüdüm. Bakırcı soyadının sebep olduğu bütün tehlikelerden bu eve sığındım. Bu evde kendimi güvende hissettim ya, her şeyi geçiyorum. Benim Bora'yla anılarım bu evde. Peki. Öyle olsun. Senin için bu ev ne zaman biterse o zaman git. Ne istiyorsan git onu yap. Seni zorlamayacağım. Peki sen? Sen ne yapacaksın? Ben bundan sonra burada yaşayacağım Badem. Sana deli, deli.
sevmedim yalan. Vermedi gönlüme aman 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 o kalbin. Anla artık anla, sana delim delim. Yalan, seni sevmedim yalan. Vermedi ömrüme aman 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 o kalbin. Anla artık anla, sana delim. Yağmur yağınca balkondaki saksılarını kenara çekecek. Dışarı çıkarken birlikte aldığımız şemsiyeyi yanına alacaksın. Toprağın altından kaçan salyangozlara üzülecek. Kabaran saçlarına sinirleneceksin. Peki bize ne yapacaksın Feraye? Oğlum sallama şu bacağını artık. Beni de gerdin iyice. Okan Kalkadi şirkete gidiyoruz. İcra meselesiyle ilgili avukatlarla görüşeceğiz. Ya ne kasıyoruz ki abicim ya? Aman sal gitsin ya, boş ver. Oğlum olur mu öyle şey? Son nefese kadar mücadeleye devam. Aa, asıl açı açın olur mu canım öyle şey? Bekle ben sana şu börekten falan vereyim bari de. Karnınızı doyurun, sonra yapın ne mücadelesi yapacaksınız ha? Aç değilim. Hadi oğlum kalksana. Ben gelmeyeceğim ya. Vallahi gelmeyeceğim. Sen git ya, ben evdeyim ya. Sen halledersin ya. Sen yaparsın ya. Sen kurtarırsın ya. Sen kimseden yardım almıyorsun ya. Böyle devam. Bana bak, ne oluyor? Ne bu tavırlar? Sen kendi tavrının farkında mısın abi? Hı? Karşında çocuk yok senin. E tamam, çocuk yoksa ne bu umursamazlık o zaman? Yaptığın eksik iş yüzünden bir sürü iş açtın başımıza. Abi benim yüzümden. Evet. Benim yüzümden. Ha? Yeter! Yeter! Sen de bu evin reisi gibi davranmaktan vazgeç artık Yaman. Ben daha ölmedim. Allah Allah. Başımıza gelen bu icra meselesini çözeceğim. Ateş'i aradım. Ne yaptın dede? Ateş buraya gelecek. İçine düştüğümüz müşkülden kurtulmak için yardım isteyeceğim ondan. Dede biz dün ne konuştuk seninle? Sen niye bu heriften yardım istiyorsun? Oğlum, bu durum artık bizim için bir hayat memat meselesine dönüştü. Her şeyin daha kötü olmasını mı istiyorsun? Abinle aranızdaki kavganın ailemizi mahvetmesine izin vermeyeceğim. Aile mi kaldı dede ortada? Allah aşkına aile mi kaldı? Annem gitti. Sen dün pat diye hemşirenle evleniyorsun. Ateş'in arkamızdan çevirmediği dolap yok. Bu mu hali Allah aşkına? Yama! Ya dede sen yaşadıklarımızı ne çabuk unuttun bizim? Daha önce de Vural'la işbirliği yaptın. Şirkete daha önce bir bakırcıyı soktun. Ya adamı yakamızdan zor kurtardık zaten. Zar zor attık şirketten. Şimdi bir başka bakırcı başımıza bela ediyorsun. Kendine gel. Ateş benim torunum. Bu evin ekmeğinden yedi. Benim soyumun huyunu aldı. Torunum için böyle konuşamazsın. Anla dede artık, anla. Ateş senin torunun değil. O tercihini yaptı. Vural'ın oğlu. İyi günler. Odamda kuru temizlemeye gidecek kıyafetler var. İlgilenir misiniz lütfen? Tabii Gülfem Hanım. Bir de şey soracaktım. Ateş Bey oğlum odasında mı acaba? Hayır efendim, az önce çıktı. Tamam, teşekkür ederim. Aa, Gülfemciğim, sen de mi buradaydın? Merhaba hayatım. Merhaba. Saçını değiştirmesin tatlım, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Biz de bizim kızlarla branşa geldik. Katılsana sen de. Aa, öyle mi? Ne güzel. Benim biraz işim var da, size afiyet olsun. Gülfem Hanım'ın kıyafetleri kuru temizlemeye gidecek. Oda servisine söyler misiniz? Aa. Gülfem, sen burada otelde mi kalıyorsun? Neden? Ne oldu? Benim biraz acelem var. Görüşürüz. Görüşürüz.
Bilgisayar nerede ya? Benim senden vazgeçmem çok zor. Hayatımdaki en iyi şey sen gelmek. Ama vazgeçmem gerek. Tamam yenge. Ben şimdi malzemeleri almaya çıktım. Eren'in istediği pastayı yapacağım. Merak etme. Sen bak işine. Tamam, kolay gelsin. Dur. Bir şey söyleme. Yine bana soğuk davranıp öyle yabancı biri gibi konuşmanı istemiyorum. Daha çok canım acıtıyor. Sessizlik daha iyi. Sadece gözlerine bakmak istiyorum. Böyle bir an bile olsa eskisi gibi olduğumuzu düşünüp kendimi kandırmak istiyorum. Bu kadarını çok görme. Hayırdır, niye geldin? Ailemi ziyaret etmeye? Ziyaretmiş. Böyle bir anın gelmesini bekliyordun. Dedemin seni aramasını bekliyordun. Ama ben sana ne dedim? Benim haberim olmadan bu eve gelmeyeceksin dedim. Unuttun mu? Hangi vasıflı? Sen bu evin ne atası ne babasısın. Ortanca çocuğusun sadece. O yüzden ne bu evden ne bu soydan kimseye atma hakkın yok. Öyle mi Ateş Bey? He. O zaman niye sana haddini bildirdiğimde aslında kim olduğunu hatırlattığımda kaçıp gittin? O zaman da böyle konuşsaydın ya. Bak. Bu evde maalesef hep büyüklük etmesi gereken ben oldum. Mızmızlık eden küçük şımarık kardeşi sakinleştirmek de bana düştü. Bana bak! Yaman! Nal, Taner. Yaman ne yapıyorsun ya? Allah aşkına bir sakin olur musunuz? Sakin. Yaman. Sakin. Her şeyi daha da zorlaştırmasana. Sabah sabah bu ne ya? Ömer Bey sizi böyle görse ne kadar üzülür, farkında değil misiniz? Neyse, ben gideyim. Taner. Afiyet olsun. Cuma günü 11'de bekliyorum tekrar. Görüşmek üzere. Avukat. Görüşmek üzere. Güneş Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok bekletmedim umarım. Yok yok, ben de yeni geldim zaten. Meslektaşım. Meslektaşım, evet. Buyurun ofise geçelim. Tabii, yalnız geçmeden önce size sormak istediğim bir şey var. Tabii, dinliyorum. Şimdi beni buraya bazı davalarda birlikte çalışalım diye çağırdınız. Fakat Ürgüp'te olduğumu nasıl biliyordunuz? Geçenlerde Yaman Gülsoy bir olaya karışmış.
siz vekalet etmişsiniz. Evet, doğrudur. Ya onlar büyük bir aile. Malum küçük bir kasabadayız biz. Haberler biraz hızlı yayılıyor anlayacağınız. Olayın iç yüzünü tam bilmiyorum. Tabii... tam aradığım kişisiniz. Tabii büromuz için. Lütfen yanlış bir şekilde anlaşılmasın. Artık buyurun geçelim. Tabii. Ateşim, bunu denemeni isterim. Kuru domates salatası benim spesiyelim. Bir de bol yeşillikli gözleme yaptım. Vallahi kendi ellerimle açtım. İncecik ama onu. Ne kadar çok zahmet etmişsiniz. Çok sağ olun. Aa, ne demek. Vallahi dede çok şanslısın. Şermin Hanım'dı değil mi? Evet, yerine geç. Şermin Hanım sana böyle yemekler yaparsa sana kilo alırsın, dikkat et. Aa, lütfen ama. Benim yemeklerim kilo aldırmaz. Son derece sağlıklıdır. Lütfen beni dedenin vefakar ve cefakar zevcesi olarak görme sadece. Ben aynı zamanda eski hemşireyim. Yani bir sağlık neferiyim. Hadi olur. Soğutma. Maşallah. Gözleme, börek, jambon, kruvasan. Vallahi fevkalade bir aile yemeği olmuş böyle. Çok sıcak içten. Allah nazarlardan saklasın. Amin canım, amin. Ben seni anlıyorum. Ama sandığın gibi değil. Yani canım biraz sıkkın. Nikahtan sonra büyük bir kutlama beklemedim. Ama hiç değilse bir yemek, küçük bir kutlama ayarlayabilirdik. Eş dost arasında sadece. Doğru. Doğru söylüyor. Haklısın Şermin abla. Neyse. Ateş amcası. Yeğeni şimdiden obur biliyor musun? Hatta erkek olursa ismini Ömer Yaman koyacağız. Ama bence göbek adı da amcasının ismi Ateş olmalı. Ömer Yaman Ateş Gülsoy. Ne diyorsun? Güzel. Çok güzel. Vallahi torununun çocuğunu görmek herkese nasip olmuyor Ömer Bey. Gerçekten şanslısın. Hem Şermin Hanım tarafından da şanslısın. Öyle. Hayatım, sen şu güzel ellerine bize okkalı birer Türk kahvesi yapar mısın? Biz de Ateş'le biraz konuşalım. Hemen canım, hemen. Aa, sen burada tek başına ne arıyorsun kız? Ben de hastasın sanıyorum. Kahvaltıya niye gelmedin? Karnım tok. Bak, kendini yabancı hissetme. Benim masamda her zaman yerim var. Sonuçta gelinimin anasısın. Havan dövücün hunk diyeceğiz. Sen beni mi kıskandın? Ne kıskanacağım seni be Şerro? Hani bir herif vardı, sana şiirler falan yazan, tenhalarda buluştuğun. Neydi adı? Bekir. Ana. Seni bıraktı mı? Yaz, kız. Acıkmağa bakıp öğreneydin ya erkek elde nasıl tutulur. Vah garibim vah. Sen her yerden patlamışsın. Seninki seni bırakıp gitmiş. Kızını da batık prensle evlendirmişsin. Sen de batık prensin kafası gidik dedesiyle evlendin o zaman. Hayır canım, yanlışın var. Ben Ateş Bakıcı'nın dedesiyle evlendim. Ay Şermin abla, biz Çetin'le senin eşyaları taşıdık. Ama diyorum şu kıyafet yerleştirme işini Ateş Bey gittikten sonra yapsan. Tamammışım. Sen kendi işine bak. Sağ ol. Müştemilattan konağa insan transferi bitmiyor sayın seyirciler. İşte önce senin kız, sonra sen. Bir ara bir Feray bir gitti gitti geldi falan. Şimdi de Şermin abla. Taşı taşı bitmedi be. Vallahi bitmedi. Taşı taşı bitmedi maşallah. Oh, bitiremedik. Demek durum o kadar kötü ha? Ya sorma. Dün evin içinde aciz memurlarını görünce resmen yıkıldım. Ben de şok içindeyim yani. Yaman abim beni suçlu buldu ya, suçlu buldu. Buna inanabiliyor musun ya? Ya ben bununla uğraşıyorum, bununla. Yani başımdaki kaoslar ve sorunlar yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı başıma. Tamam. Oğlum böyle durumlarda sakin kalmakta fayda var tabii. Hı? Hı? Sakin olmak ve Yaman abim sakin olmak. Sanki senin hiçbir suçun yok, değil mi? Benim ne kabahatim var dede? Bir dakika, bir dakika. Bunu bir tartışalım. Benim ne kabahatim var dede? Ben kaç yaşındayım? Hı? Dede, ben kaç yaşındayım da bana şirket emanet ediyorsun ya? İyi bir şey yaptığında, işler tıkırında olduğunda biriniz çıkıp dediniz mi ya? Biriniz.
Bir taneniz dedi mi? Aferin Okan. Hı? Ama kötü bir şey oldu mu? Habire bunu yapmadınız mı ya bana? Ha? Yaşıtlarım bir safe zone'un içinde durmaya çalışıyor. Ben habire bir haciz olsun. Bir şey... Ya hep bir olay ya. Vallahi bıktım ya. Tamam, sakin ol. Tamam. Halledeceğiz. Merak etme. Okan. Hı? Sen şimdi bak şirketteki bütün finans durumunu, yapılan bütün sözleşmeleri bana at. Ben de bir bakayım neymiş, ne değilmiş bir tamamlayayım. Bir de o alacaklı mı ne? Kimse, onun bütün bilgileri lazım bana. Bilgileri derken yani... Ya tamam oğlum, şu saçma sapan hacizi kaldıralım şu evden. Olacak şey mi canım? Koskoca Gülsoy konağını icra memurunun gelmesi ne demek? Rahat. Bu küçük şeytanın dikkatsizliği yüzünden hacize vaktiyle itiraz edemedik ki. Aklı bir karış havada. Aşık mıdır nedir? Ne alaka dede ya? Yalnız Ateş, bunu borç olarak kabul ediyorum. Hemen şirketle senin aranda uygun bir sözleşme yapalım, tamam mı? Tamam dede, tamam. Yani borç oralarına bakarız, oralar problem değil. Ama bir tane sorun var. Nedir? Malum artık CEO ben değilim. Sen de sicil kaydın yüzünden başkanlıktan düştün, yani şirketin başındaki Yaman. Bu sözleşme mi her neyse, sizin tarafınızı imzalaması gereken kişi o. Öyle. Yani tek sorumlu değil bence. Yani Yaman abimi de ikna etmek gerekiyor. O mesele değil. Ben onu ikna ederim. Hale bak ya. Şirketin istikbalini düşüneceğimize Yaman Efendi'nin afrasıyla tafrasıyla uğraşıyoruz. Hale bak. Dede duruma bak dedin de şu bulutlara bir baksana ya sen. Bunlar ne bulutu? Fırtına mı bunlar ya? Oğlum sen başımızda dönen fırtınayı, kara bulutları düşün. Kahveleriniz geldi. Şirket avukatları itiraz başvurusuyla ilgili öğrene kadar geri dönüş yapar. Sen dedemleri ilet Masal. Yaman halledecek de. Başka bir çıkış yolu aramasınlar. Nasıl isterseniz Yaman Bey. Şimdi yoldayım ben, Kayseri'ye gidiyorum. Bu haciz işlemi başlatan şirketin tam adresini yollasana bana. Ben hemen fabrikanın konumunu size mesajı olarak iletiyorum. Yok, fabrikanın değil, onu biliyorum. Bu merkez ofisininki lazım. Hüseyin Bey orada duruyor. Tabii, nasıl isterseniz. Efendim halacığım. Geliyorum, 2 dakikaya evdeyim. Meyve suyu da aldım. Tamam, ben gelince pastanı yapmaya başlarız hemen. Ateş Bey. Ne? Bir şey söyleyecektim de ben size. Ben şöyle. Benim sende konuşacak bir şeyim kalmadı Cemile, ne? Bebek. Yani bebek yeğeniniz oluyor. Hani buradan dolayı. Sade de gel. Bakın bu haciz olaylarından Aleyna çok kötü etkilendi. Yani karnındakine bir şey olacak diye korkuyorum. Her gün stres, olaylar. Bakın benim çocuğumdan başka kimsem yok. Onun da benden başka kimsesi yok. Yani demem o ki, yeğeniniz için bir şey yapacak mısınız? Aptalların ve cahil cesareti olanların daha kısa yaşadığını biliyor muyuz? Bir daha ayak altında dolaşırken bunu aklında tut. Çünkü ben Bora'nın ölümünde parmağın olduğunu hiç aklımdan çıkarmayacağım. Ateş Bey. Aleyna ve bebeği için elbette bir şeyler yapacağım ama sen... bebeğin babasının katili olarak avucunu yalayacaksın. Kızın Yaman'la evli kalmaya devam edecek ama... eğer haddini bilmez, oyunlar oynamaya kalkar... bebeğin babasının Bora olduğunu söylemeye tenezzül edersen... sonu Bekir gibi olur. Ne konuşuyor bunlar? Buralı oğlunun katillerini yaşatmaz. Telefonunuzu şarjda unutunca ben de getireyim dedim Ateş Bey.
Oldu o zaman. İyi günler size. İyi günler. Feraye. Bir anlaşma yapmıştık ama sabah yine Yaman'ın yanındaydın. Senin yaptığın düphedüz şantaj ne anlaşması ya? Sana karşı aceleci olmamaya çalışıyorum ama galiba şu kabullenme faslını artık kapatmamız gerekiyor. Yapman gereken daha önemli şeyler var. Hayal kurup rüya alemine dalmanın vakti çoktan geçti. Senin yerin benim yanım Feraye. Evine gel. Yarın sabaha kadar vaktim var. Yaman'ın hiç mi değeri yok senin gözünde ya? Ona olacakları hiç mi önemsemiyorsun? Yaman'ın akıbetini en çok ben önemsiyorum. Anneni, dedeni de mi düşünmüyorsun ya? Yaman'a bir şey olsa onlar mahvolur. Yaman'ın yaptıklarından sonra ben bir işi geçtim. Feraye, geride kalan herkes de işin arkasında. Zaten onların aklında bambaşka şeyler var şimdi, haciz maciz. Er ya da geç olacaktı zaten. Eve haciz gelmesine sen mi sebep oldun? Zamanlama konusunda biraz aceleci davranmalarını sağladım o kadar. Nasıl yaparsın bunu ailene ya? Sen sordun mu Yaman'a nasıl yaptın bunu abine diye? Sormadın. Bunlar daha hiçbir şey. İnan bana. Neyse, uzatmayalım. Bundan sonra bana gelmediğin her gün Yaman'ın ateşine bir odun daha atacağım. Gün be gün o ateşin büyüdüğünü göreceksin. Yaman'a iyilik mi yapmak istiyorsun? Benim yanıma taşın. Onu korumanın başka bir yolu yok. Hüseyin Bey nerede? Yaman Bey hoş geldiniz. Merhabalar Hüseyin Bey nerede? Toplantıda ama biraz beklerseniz. Yok bekleyemem ben. Çok acil. Yaman Bey bir saniye. Yaman Bey. Yaman Bey, Hüseyin Bey toplantıda. Yaman Bey burada yok. Toplantıda. Sakin olur musunuz biraz Yaman Bey? Arkadaşlar bu ülke hedefimiz Mobilya. Hüseyin Bey. Sizin ne işiniz var burada? Özür dilerim efendim, engel olmaya çalıştım ama. Bizi nasıl icraya verirsiniz? Ne icrası? Bunca zamandır sizinle birlikte iş yapıyoruz. Dedemle yıllara dayanan bir hukukunuz var. Bir telefon etmek çok mu zordu? Meselenin bizimle bir ilgisi yok Yaman Bey. Nasıl yani? Siz göndermediniz mi icraya? Borçları özel bir varlık fonuna sattık biz. Ne? Sizinle iletişime geçmediler mi? Yok, hayır. Kim aldı peki? Hemen bakarız. Kızın belgeleri getirebilir misin? Tabii efendim. Arkadaşlar biraz sonra devam ederiz. Buyurun. Sizden bir isteğim daha olacak. Gülsoy Şirketler grubuna ait bütün borçları sıralı bir şekilde satın alın. Hedef şaşırtarak farklı isimlerle. Yok. Şimdilik başka bir haciz işlemine gerek yok. Siz benden talimat bekleyin. Şimdilik karşısında daha önce hiç duymadığı farklı isimler görsün yeter. Kolay gelsin. Ne demişler? Bizi çalışmak kurtarır. Güneş Hanım. Kusura bakmayın. Yeni ofise geçene kadar burada idare edeceksiniz. Yok, hiç önemli değil. Gayet iyi. Vay, bakıyorum. Bayağı çalışkansınız. Avukatlık garip bir meslek. Yani savunulmayı bekleyen onca insan varken ben böyle boşa vakit geçiremiyorum. Sanki onlara haksızlık yapıyormuşum gibi geliyor. Yani ne diyeyim? Ürgüp'ün başına gelen en iyi şey olabilirsiniz Güneş Hanım. Yani kusura bakma, bu arada sen diyebilirim artık değil mi? Tabii. Yani sen de rahat ol bana karşı. Bak, birlikte çalışıyoruz artık. Bazen patavatsızlık yapabilirim ama kusuruma bakma lütfen. Malum küçük bir yer. Yeni yüzler görünce, özellikle de böyle yüzler, işte insan heyecanlanıyor bazen. Anlıyorum galiba. Nedir bu dosya? Oo, bakıyorum elini korkak alıştırmamışsın. Zor sorudan başlamışsın. Bu arada bu dosyayı almak zorunda değilsin. Yok, aksine tam benlik aslında. Nefsi müdafaa dosyası. Biraz çetrefilli ama. Adamın adı Ceyhan. Yıllardır aynı mahallede esnaf. Bakkal dükkanı işletiyor. Tabii bu mahalleye böyle musallat olmuş, çökmüş tipler var. Onlarla başı belada. Aile ekmek parasını kaptırmak istemiyor. Ve adamlarla kavgaya girişmişler. Bunlardan biri tam Ceyhan'ı bıçaklayacakken oğlu Aykut araya giriyor.
ve babamı ölümden kurtarayım derken istemeye istemeye adamı yaralıyor. Adam ölmüş mü? Maalesef. Çocuk da daha 16 yaşında. Yolu direkt ıslah evine çıkıyor desene. Yazık olmuş. Genç yaşta hayatı kararacak. Birinin yaşamına son vermek kabul edilebilir bir şey değil ama... tabii bizim de gerçeği öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da elimizden kaybedersek tutunacak bir şeyimiz kalmaz. Sen ne yapacaksın? Dosyayı nefsi müdafaa noktasına tutabilmek için elimden geleni yapacağım. Yani sonuçta tetiğe basan çocuk babasını kurtarmaya çalışırken yapmış. Bundan sonra bana gelmediğin her gün Yaman'ın ateşine bir odun daha atacağım. Gün be gün o ateşin büyüdüğünü göreceksin. Yaman'a iyilik mi yapmak istiyorsun? Benim yanıma taşın. Onu korumanın başka bir yolu yok. Allah, daha pişmedi mi? Ay, ay yandı kek, yandı. Ay yuf, Allah kahretsin. Of. Of. Tamam bir tane. Sınıflarım da geçsin. Geçti, geçti. İyiyim ben. Allah Allah. Hadi buyur burada ayak şimdi. Çok cesur gördüm seni. Hayırdır? Ayağına çağırmalar falan. Uzatma, o videonun ateşte ne işi var onu söyle. Hangi video? Bak benimle oynama. Nasıl? Tahammülüm yok artık. Yaman'ın itiraf videosu. Ne işi var ateşte? Hı? Ne pazarlık yaptı seninle? Ne istedi senden? Demek sana geldi. Bir şey istemiş senden. Belli, tutulmuşsun. Ne istedi? Seni hiç ilgilendirmez. İyi o zaman. Madem bir şey söylemiyorsun, bak başının çaresine. Bana bak. O küçük beyninle kalkıştığın işler üstümüze yıkılıyor. Farkında değil misin? Hayatımız her seferinde daha büyük bir kabusa sürükleniyor. Bana bak kızım. Madem bana ne olduğunu anlatmıyorsun, kulağını aç, iyi dinle o zaman. Senden ne istedi bilmiyorum. Ama dediğini yapsan iyi olur. Bak ben gemileri yakan çok adam gördüm. Ama bu farklı. Sana diyeyim. Ateş artık o eski ateş değil. Adama ne olmuş bilmiyorum. Ama şu saatten sonra karşısına çıkanı acırım ben. Anladın mı? Yaman gerçekten çok güzeldi Kayseri. Hele mantıcı ya mükemmeldi. Arkadaşın çok haklıymış yani. Ya sen işte biz yine gitmişiz. Sevgilim dur. Dur. Kış çileği. Bayılırım. Hemen almam lazım. Geliyorum bekle. Tamam. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben şu küçük kavanozdan bir tane alayım. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler efendim, afiyet olsun efendim. Kolay gelsin, hayırlı işler. İyi günler efendim. Kim bilir nasıl lezizdir bu.
Ver bana, ver. Ver. Ya kahramanım benim ya. Kahramanım. Yaman. Yaman. Ay. Yok, ben tek yiyemem öyle gerçekten. Bak, öyle. Yok, yiyemem. Ha. Ne diyorsun ya? Haklıymışım da ben. Vay be. Ama haksız olduğum bir şey var. Sen daha tatlısın. Yaman. Yaşadıklarımızı düşününce yine bana aşık olur muydun? Daha büyük bir aşkla bağlanırdım hem de. Ama bu defa saklı kalan bir aşk hikayesi olmazdı. Tüm dünyaya haykırırdım seni ne kadar çok sevdiğim. Korkuttun beni. Pencereyi açık gördüğüm zaman dayanamam. Gelirim. Biliyorsun. Ateş. Aynı yerde kalıyoruz ama birbirimizi bir türlü göremiyoruz. Özledim seni. Hem de çok. Hoş geldin. Mesajını aldığıma çok sevindim. Kahve. Bize bir tane daha sade kahve gönderir misiniz? Anneciğim, biraz tatsız haberlerim var sana. Birine bir şey mi oldu? Ha, yok yok, böyle bir şey değil. Konağa haciz gelmiş. Çok üzüldüm. Ne yaptılar acaba? Ne yapsınlar, öyle dik durmaya çalışıyorlar ama... Oradaydım ben bu sabah. Peki siz Yaman'la sorunlarınızı hallettiniz mi? Çoktan. Yok be anne, ne halletmesi. Yaman hala her şey için herkesi suçluyor, o yüzden bir şey hallettiğimiz yok.
Babam nasıl? Vallahi bunlar olana kadar Ömer Bey'in keyfi yerindeydi. Hatta evlenmiş. Ne? Kiminle? Şermin. Şermin Hanım'la. Hemşiresiymiş. Hayır, inanamıyorum. Tuhaf, böyle değişik bir kadındı. Ama yani... Sağ ol. Ya babam nasıl böyle bir şey yapmış? Kimse engel olmamış mı çocuklar filan? E Gülsoy geleneği kimseye haber vermemiş ki. Tabii. Hepiniz böyle yapıyorsunuz çünkü. Bir tek Okan kaldı işte. O nasıl? Mağdur. Yine. En mağdur o. Boncuğum ya. Onu da çok özledim. Al. Unutmadan çok teşekkür ederim. Ben bütün ihtiyaçlarımı giderdim. Fazla da harcamamaya çalıştım. Sağ ol. Sen de kalsın. Artık maddi bir sıkıntın olmayacak lütfen. İflas? İflas? İflas eden Gülsoylar. Ben değilim. Ateş. Bakırcı. Sen bunu nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Neden? Nasıl yaptın bunu? Kolay bir karar değildi anne. Yapma. Yapma oğlum, yapma. Yapma Vural'a, böyle teslim olma. O böyle bir hastalık gibidir. Bünyene bir kez girmesine izin verirse... bütün bedenini sarıp çürütür ve bırakmaz seni. Artık hükmü olmayan bir hastalık. Eski ortamından aforoz edildi. O işlerle hiçbir alakası kalmadı. Peki sen ne yapacaksın? Hı? Onun koltuğuna oturup kaldığı yerden devam mı edeceksin? Bilmem. Belki de. Ya da etmem, bilmiyorum. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi yok anne, bilmiyorum. Bütün mal varlığını kendi işlerim için kullanacağım. Zaten evini de bana bıraktı, yarın oraya yerleşiyor. Yapma. Yapma bunu, yapma ne olur. Git buradan. Ürgüp'ten. Hatta Amerika'ya git. Git oğlum, git. Kalma burada ne olur. Ben mi gideyim? Annem. Artık öyle bir seçenek yok. Sen istersen gelip bende yaşayabilirsin, kocaman ev. Ya da istersen bambaşka bir ev seç kendine. Ben sana evlerin sıralı tam listesini atarım. Ama benim gitmem diye bir şey söz konusu değil artık. Git buradan. Şşş. Bakayım sen buraya. Benim için ağlama. Ne olur. Çünkü bu gözyaşlarına bir yer olduğun için ihtiyacın olacak. Tanıdığımız insanlar yok artık karşımızda. Yani borçlarımız sürekli el değiştiriyor. Ya kim bunlar? Yani bir takım özel varlık fonları. Yani bir şekilde ilgileri üzerimize çekmişiz. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Tabii. Batan geminin mallarına kapışacak olan çok olur. Ya baş edilmez bunlarla. O yüzden Ateş abimin bilgisi lazım. Oğlum o adamın adını ağzına alma. Abin için o adam o adam deyip durma. Dede bu da bir şey mi ya? O herif o herif diyor. Ya tamam anladık. Aralarında bir takım sorun var da çözerler inşallah. Okan, herkese el açmakla iş adamı olunmuyor. Ha? Dede, ya gel şirketin başına geç ya da çekil, ben bildiğim gibi yapayım. Canım. Kahvem. Eline sağlık canım. Afiyet olsun da bir dakika, senin eline ne oldu ya? Eren'e pasta yapıyordum, dalgınlıkla oldu.
Niye dalgındın? Bir şey mi oldu? Yaman mı yine? Yaman. Ha, Gülsoy herkes. Gerçekten biz nereden bulaştık ya? Varlıkları bir dert. Yoklukları da yara yani. Pardon, bakar mısınız? Geliyorum canım. Buyurun. Yeter ki yaman olsun. Ben her derde razıyım. Selam. Evim. İyi misin diye merak ettim. Rahatsız ettim galiba. Kusura bakma. Güneş. Gitme. Gece, Yaman'ın geldiği gece. Keşke o kapıyı hiç açmasaydım. Her şeyi mahvettim. Her şeyi mahvettim. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Canım ben gideyim artık. Geç oldu. Hiç konuşamadık ya. Yo, olsun. Zaten senin işin çok. Ben tutmayayım seni. İyi, eve gidince mesaj at bari aklım kalır. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Hazal. Hı. Sen hep benim yanımda oldun. Bana destek oldun. Hep. Ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Kızım ben de seni çok seviyorum ama biz niye şu an duygusallaşıyoruz ya? Yok. Yok bir şey. Duygusallaşmaktan değil yani. Hayır, bir şey olmuş. Bir şey var. Bir şey var, söylemiyorsun Feraye. Okan'a söylerim diye mi? Ya tamam Okan sevgilim de sen kardeşimsin ya. Sağ ol. Bak 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 sen. Sevgilin miyim hali? İçeceğiz sonra. İyi. Kız. Dur. Kız neyi var senin? Ney var bunun? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Bana hep kalacak mısın diye soruyordun. Sen gidiyorsun galiba. Vural'ın evine taşınıyorum.
O artık orada yaşamayacak. Kararını verdin yani. Ben bir karar vermedim Güneş. Bu olanlar benim başıma geldi. Ben bir karar vermedim. Ben bugün burada bir hukuk bürosunda işe başladım. Hı. Hayırlı olsun. Bir süre daha buradasın yani. Hı. Ayrıca bir de bir çocukla tanıştım. Hı. 16 yaşında olur kendisi. Müvekkilim. Hı. Ateş bir görsen. O kadar tertemiz, o kadar pırıl pırıl bir genç ki. Şu an ıslah evinde. Sebebi ne biliyor musun? Cinayet işlemiş. Babasını kurtarmaya çalışırken. Sonra da teslim olmuş. Kendisi yapmış. Ben onu savunacağım. Ve elimden geldiğince en az cezayı alması için çabalayacağım. Ama önemli olan şey şu. O çocuk ne ceza alırsa alsın, oradan tertemiz bir vicdanla yoluna devam edecek. Ne güzel. Mesai yolunda Güneş, senden de tam olarak bunu beklerdim. Peki ben senden ne bekliyorum biliyor musun? Yapamam. Özer Bolat'ın yakınları yüzünden mi? Tamam, belalı tipler. Peki sebebi bu değil. Yapamam. Ateş, ben ağır ceza avukatıyım. Senin yaptığın şeyi bile bile bilmiyormuş gibi yapamam. Yapma o zaman. Ne demek istediğimi anladığına emin misin? Eminim. Bana bunu yaptıracaksın yani. Eğer yapman gerektiğini düşünüyorsan yap Güneş. Ben sana engel olmam. Yaman. Selam. Bir şeyler getirdin de içeri girebilir miyim? Aleyna. Ya tamam, hemen bırakıp çıkıyorum, panik yok. Ya sizi bugün Ömer dedemle biraz gergin görünce... Baktım yemek masasında da yoktun. O yüzden böyle bir şey hazırladım. Tabii yapabildiğimi bilmiyorum ama. Neyse, afiyet olsun sana. Sağ ol. Anlamadım. Yani sandviç için. Sağ ol. Asıl sen sağ ol. Yani ilk defa böyle bir şey duyuyorum senden. Neyse, afiyet olsun sana.
Ah be Bekir be. Ben senin hiç bu şiirlerinin kıymetini falan bilemedim. Anne. Ne oluyor be? Bil bakalım ben az önce neredeydim? Ne bileyim ben neredeydim? Yamanişko'nun haz odasındaydım. Yani? Anne ne demek yani? Yaman'ın odasına girdim diyorum. Beni kovmadı diyorum. Ben kendim isteyerek çıktım. Aa nasıl ya? Buna da zeka derler zeka. Planım tıkır tıkır işliyor anne. O geminin kaptanı ben olacağım. Her aydan önce böyle getirimi götürümü yapsın. Hatta onu köpek balıklarının önüne yem olarak atmayı düşünüyorum. Aslında iyi olur biliyor musun? Yani benim planlar patladı. Seninkilerle ilerleyeceğiz artık. Sen merak etme Sultanım. Yaz sana arkana, kızının planlarına güven. Ay hatta şu an Yamanişko. Ona minnoş ellerimle hazırladım. Sen de biçinin iyi olabilir. Çok heyecanlı. Kız dur. Kankam bebek. Allah Allah. Sakin. Ne dedi başka? Bana teşekkür etti biliyor musun? Ya. Ha Feraye. Geç otur bak ne diyeceğim sana. Gel. Şimdi Feraye. Bugün bütün gün iş aradım. Yani böyle ekmek elden su gölden olmaz. Bir mağazada tezgahtarlık buldum. Yalnız biz ona tezgahtar demiyoruz canım. Satış görevlisi diyoruz. Neyse ne ya Allah Allah. Benim kardeşim müdür bile olur ya. O kadar moda tasarım okudu be. Feraye sigortası var. Yolu var, öğle yemeği var. Bir kart veriyorlar. Her ay şakırt diye yükleniyor. Kota yaşarsan prim bile var. Zaten prim en iyisi bu arada. İyiymiş ha. Ne diyorsun? Sağ ol abi. Ben yarın ateşin yanına taşınıyorum. Ne? Otele mi? Bakırcı villasına. Kızım sen madem eninde sonunda dönüp kocanla yaşayacaktın, bu kadar olayı bu kadar insanı sen niye yaşattın? Mantıksın. Abisinin bir tanesi bir dur. Kız kurban oldu dur. Sen ona bakma Feraye. En doğrusunu yaptın. Aferin kız sana. Şimdi insan sinirlendiği zaman ne söylediğini bilmiyor, ne söylediğini bilmediği için. Yani özellikle beni tanıyorsun abi ya. Sonda söylenecek şeyi başta söylüyorum. Sonra uzuyor işte muhabbet. Yapma böyle be oğlum ya. Bence sen ne dediğini gayet iyi biliyorsun. Şimdi sen öyle diyorsun ama yani. Ya kalk. Lan oğlum kalksana. Niye kalkıyorum ya? Allah Allah. O da benim odam. Kalkmıyorum. Kalk ya. Kalkmıyorum ya. Allah Allah. Yani... Hem benim odamda yatıyorsun ya. Şşt. Halim varsa gör ya. Affettim mi? Affettim mi, affetmedim mi? Bir şey söyle. Oğlum. Tamam ya, tamam. Yani ben... Düşündüm de abi. Yani böyle olmuyor. Ben sizi Ateş abimle barıştıracağım. Böyle olmuyor çünkü yani. Ama Ateş diyor hala ya. Oğlum adam Feraye'nin peşinde hala. Nasıl yani? Ya bunlar Güneş'le birlikte değil mi? Ya yok, öyle değil. Feraye'nin aklını karıştırıyor. Dolduruyor bana karşı. Tamam da şimdi yani Feraye doluyor mu? Aklı karışıyor mu? Mühim olan bu ya. Öyle bir doluyor ki. Bundan sonra bir araya gelir miyiz bilmiyorum. Ya önüm çok karanlık. Yolumu aydınlatan ay ışığım da yok. Böyle bazen diyorum kapa gözlerini. Feraye yoksa zaten dünyada görecek bir yerde kalmadı. Yani
bir dönemki halin gibiysen bak öyle yani olma yani. Bak kendini kaybedeceksen falan ya, tamam yok, ne alakası var oğlum? O zamanlar kafam yerinde değildi. Şu an kafan iyi ama değil mi? Bir çık dışarı hadi uyuyacağım. Affettin mi? Abi Lukan ya. Lan oğlum git. Vuracağım şunu kafayı. Tamam daha barıştık hep tamam. Şşt. Yiyeceğim mi bunu? Al götür, al götür. Nimet'i koymuşlar buraya yazık günah. Siyah mı olsun? Tamam ye bakalım. Ne bu hikayenin mesajı? Böyle felaket bir şey anlattın bıraktın şu an. Oğlan ölünce, kız da karnında bebeğiyle canına kıyınca... ...bu gördüğün bütün topraklara gökten taş yağar. İşte gördüğün bütün bu taşlar, o gökten yağan taşlar işte. Aşkı öldürenler helak olmuş yani. Fener burası. Birini ben alsaydım bari. Yok yok. Ben kardeşine yük taşıtmış dedirtmem. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ateş Bey. Ne haber Nesrin? İyiyim Ateş Bey. Siz nasılsınız? İyidir. Vallahi dün Feraye beyimin yanına taşınacağım deyince nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum anlatamam. Ben de, ben de. Ben de. Ya zaten olması gereken bu en başından beri değil mi? Yani bir kadının yeri kocasının yanı. Vallahi Feraye sizin yanınızda olduğu müddetçe benim için çok rahat. Vallahi Feraye bizim evliliğimize ikinci bir şansı verdiği için ben de çok mutluyum. Oo, şoför de yapmışsınız. Hayırlı olsun. Hı hı. Taner, Taner. Kolay gelsin kardeşim. Ah be Ateş Bey. Şimdi babam da burada olacaktı da bugünleri bir görecekti değil mi? Sizi de çok sever zaten biliyorsunuz. Yeriniz ayrı yani onun için. Çetin. Muhsin amcaya söyle gönlünü rahat tutsun. Feraye artık bende. Kimse bizi ayıramaz. İnşallah, inşallah. Çetin. Feraye, gidelim mi hayatım? Feraye. Sen merak etme, ben konaktaki herkese haber veririm. Yani boşuna beklemesinler. Ben bir davet vereceğim zaten Nesrin.
Kendinize iyi bakın. Siz de Ateş Bey. Sen hanımefendiye. Hadi. Abisinin gülü. Ne yapıyorsun? Tozlanmış kızım. Arabanın içi de gözükmüyor. Ha, finli ya camlar. Ha. Ha, gel sağ yap gel. Gel. Hop. Tamam topla şimdi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Gözün aydın. Senin de kız. Bence doğru kararı verdim. Eve gittiğimizde önce dinlenir, sonra yerleşirsin odana. Akşam bir davete katılacağız. Karı koca olarak tekrar topluluk önünde boy göstereceğiz. Ve unutma lan. Yeni hayatıma hoş geldin Feraye Bakırcı. Bence çantanı koy, kaybolmasın. Dur kızım dur. Telefonu düşürüyordum az kalsın. Ah bir dakika. Ya ben sana kaç gel diyorum. Sen orada işe giriyorsun. Olacak iş mi? Hem o dosyalar ne? Beni biliyorsun zaten. Ben ofis insanı değilim. O zamanlar da kaçıp evde çalışıyordum. Şimdi de aynı şeyi söyledim işte. Haftada bir iki kere falan büroya giderim, çalışırım. O yüzden bütün dosyaları getirdim. Sen kafayı bu kadar işe gömdüğüne göre ya kaçtın ya da kovaladığın bir şeyler var. Ateş'le ne yaptınız? Ateş'le ne yaptık? Dün gece ondaydım. Oteline gittim. Ama giderken ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi, ne yapacağımı hiç bilmeden gittim. Sana karşı nasıldı peki? Aynı olduğu gibi. Bazen başına gelenleri, böyle yaptıklarını, ailesiyle olan sorunları düşününce, sonra karşımdaki adama bakınca ikisi çok farklı insan gibi geliyor. Bilmiyorum kızım, kafam çok karışık. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle sanki aklımla kalbim arasında bir savaştayım ve gidip geliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Teveccühünüz, teveccühünüz. Yenge Hanım'a hürmetler. Tekrar teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Kim? Vali Bey. Gerçekten mi? Evlendiğimizi öğrenmiş. Kaymakam Bey söylemiş. Bu akşam şerefimize bir yemek düzenliyorlar. Ay Ömer, seni ne kadar çok seviyorlar. Kim yapmış bu sürprizi? Vali Bey mi? Yok. Derneğe yeni bir başkan seçilmiş. O üstlenmiş her şeyi. Herhalde yapacaklar Ömer dedeciğim. Sen bu ürgüpün değerisin, değeri. Senin kadar bu ürgüpe yardım yapan başka bir insan oldu mu ya? Doğru aslında. Ay ne yapacağım şimdi ben?
Hayır, madem böyle güzel bir şey yapacaklar, bir hafta önceden falan haber verselerdi. Nasıl davetiye dağıtacağım? Ay, bir hafta önce evleneceğin de belli değildi Şermin'cim. Canım, ben böyle sürprizlerle doluyum işte. Ateş. Hoş geldiniz. Feraye artık biz yaşayacak. Nasıl yani? Benim karım. Unuttun mu? Gel Feraye, odanı göstereyim sana. Evet. Bu oda senin. Umarım rahat edersin. Sana da birazdan eşyalarını getirir. Güzelce yerleşirsin. Bir şey istersen lütfen çekinme söyle. Bu ev senin de evin Feray. Ha bu arada. Akşamki daveti unutma lütfen. Bu sefer sana özel bir elbise almadım, kusura bakma. Ne de olsa sen kendi diktiklerini giymeyi tercih ediyorsun. Şimdilik bu kadar. Bana böyle kibar davranman, sanki beni özgür bırakıyormuşsun gibi havalara girmen gerçeği değiştirmiyor. Hı. Sen beni bu eve, bu hayata hapsettin. Hı. İşte bu da özgürlüğünün bir parçası. Ne istiyorsan onu düşün. Özür dilerim. Özür dilerim sevgilim. Burada olmaktan nefret ediyorum. Yaman Bey. Nesrin ya, Feraye evde değil mi? Yok, gitti. Nereye gitti? Ateş Bey sabah gelip götürdü. Nasıl yani, Ateş zorla mı götürdü Feraye? Yok hayır, kendi isteğiyle gitti. Yok canım, öyle şey olmaz, Feraye yapmaz öyle bir şey. Vallahi da billahi de kendi isteğiyle gitti ya. Biz kendi elimizle bindirdik arabaya. Ateş Bey de sağ olsun her zamanki gibi çok nazikti. Feraye dün akşam yanımıza geldi. Ben kocamın yanına taşınacağım dedi. Ne diyorsun Nesrin ya? Yani
evliliklerine bir şans daha verme kararı almışlar. Beraber yaşayacaklarmış. Nasıl yaparsın böyle bir şey Ateş ya? Nasıl getirirsin Feraye'yi bu eve? Yani insan hiç olmazsa bir arayıp izin alır, haber verir, bir şey yapar. Unutuyorsun galiba burası benim de evim. Burası artık senin evin değil. Feraye ve benim evim. Sana gelince başımın üstünde yerim var. Hadi. Ne kadar kalmak istiyorsan kal burada. Güneş'in bundan haberi var mı? Ben uygun gördüğüm zaman olacak. Bu kararıma saygı duyarsan sevinirim. Duymazsam? Badem, benim üzerimde hakkın çok büyük. Ve ben bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Biz sen her şeyi açık açık konuştuk. Tekrar ediyorum, biz de yaşamak zorunda değiliz. Bu evde istediğin kadar kalabilirsin. Arkamdan hiç çevirmediği sürece Vural Bakırcı'nın bıraktığı bütün servet önünde. Ne istiyorsan yap. İstediğin evi al, istediğin evi istediğin yerden al, istediğin evi sat. Ne istiyorsan yap, git kendine. Yepyeni bir hayat mı kurmak istiyorsun, git kur. Ne istiyorsan. Seni ürküpe bağlayan kimse kalmadı. Aile benim için bir soyadından ya da kan bağından ibaret değil. Elimi sizin üzerinizden hiç çekmeyeceğim. Tamam, tamam dedeciğim, tamam. Sen hiç merak etme. Ben yarın halledeceğim onu. Kimse o evi sizden alamayacak. Ateş borcu ödeyecek. Konağı kurtarıyoruz. Allah'ım. Aslansın sen oğlum, aslan. Bu dar zamanda gene bizi yalnız bırakmadın. Sağ ol. Tamam. Çok sağ ol. Hadi, hadi görüşürüz. Ömer çok sevindim. Gördün mü abicim abi? Ateş abim bir kinetme gibi. Kurtarıyor konu. İşte torun. Neyim lan? Aslan benim oğlum. Ben söylemiştim değil mi sana? Çok şükür, çok şükür. Bunu sana yüz yüze söylemek isterdim. Aslında söyledim de sen anlamadın. Seni çok sevdim ben. Senin aşkına da çok inandım. Ama her şeyin bir sonu var Yaman. Biz de işte o sonu yaşıyoruz. Yaman'ım. Ne dinliyorsun yağmurda? Ha? Üşütüp zatürre olacaksın Allah korusun. Yağmur hala. Gözümün nuru. Aslan oğlum benim. Geldin hala. Gir.
Birazdan kuaför ekibi gelecek. Feraye, ister onlar hazırlarsan, istersen sen kendin hazırlanırsın, sen bilirsin. Hala babalarını açmamışsın. Akşama geç kalmak istemiyorum. Elleme, ne yapıyorsun? Var mı? Var mı? Motive etmeye çalışıyorum seni. Ama işe yaramıyor. Ben gelmeyeceğim. Davetlerde boy göstermeyeceğim. Görev tanımındaki her şeyi yapman gerekiyor Feray. Sosyal temsil de bunlardan bir tanesi. Beni buna zorlayamazsın Ateş. Anlaşıldı. Demek ki bazı kurallar koymamız gerekiyor peki. O zaman şöyle yapalım. 3 tane hayır hakkın olsun. Bu hayırları kullandığında ya da bir hata yaptığında ya onu ya polis alır ya da Vural. Ama bana soruyorsan bu hayır haklarını zor günler için sakla. Böyle kıytırık bir davet için harcama. Ama dediğim gibi sen bilirsin, karar senin. Ben tam 1 saat sonra kapının önünde seni bekliyor olacağım hazır bir şekilde. Eğer gelmezsen ben buraya gelmem. Seni de zorlama. Ha. Beni sabot etmek için kötü giyinebilir. Ya da ne bileyim saçma sapan bir makyaj yapabilirsin. Ama işe yaramaz. Benim için sorun değil. Karısını her haliyle kabul eden mükemmel bir koca olursun günün sonunda. Zeki kadınsın biliyorsun ya. Yoksa bunları anlatmak çok uzun sürerdi. Görüşürüz. Bade. Neredeyse burada hiç arkadaşım yok biliyorsun. Ya yani 2 adım ötemde en sevdiğim insanlardan biri var ve biz küsüz. Çok saçma değil mi? Bence de çok saçma. Hoş geldin. Bu ne şıklık peki böyle? Aa. Bir şey diyeceğim. Benim için bu kadar hazırlanmana gerek yoktu. Oo. Sen bayağı bayağı yerleşmişsin. Evet, biraz öyle oldu. Bir bürodan iş teklifi geldi. Hatta iş başı yaptım bile. Çok güzel, harika, çok sevindim. Bunu o zaman bugün kutlarız. Olur, kutlayalım. Dışarıdan yemek söyleyelim. Evde içeceğimiz de var. Gerçekten burada mı kutlayacağız evde? Hadi kalk giyin. Bak seni çok güzel bir yere götürmeye gelmiştim zaten. Yani aslında özür mahiyetinde olacaktı ama kutlamada hoş bir sebep oldu bence. Nereye gideceğiz peki? Çok şık bir yere gideceğiz. Şık. Neresiymiş orası? Ya hatırlıyor musun? Küçükken biz içeri giremiyorduk. Sadece anne babalarımız girebiliyordu. Hatırladım. Masal Kent Lokali. Ya. Hadi kalk giyin, hazırlan. İyi tamam. Benim hiç böyle bir şeylerim yok ama ya. Ne giyeceğim? Thank you.
Kamuran Hanım. Hoş geldiniz. Öpeyim. Niye haber vermediniz? Ben gelir karşılardım sizi. Al şunları da içeri girelim. Ya ben ne zaman içeceğim bu kahveyi? Bana ne zaman serbest olacak ya? Sen bir yükünü boşalt da. Hıh anne hıh. Kamyon muyum ben? Sağ ol kızım. Ama. Kamuran. Anacığım hoş geldiniz. Ben montumuzu alayım hemen. Anam bunun ne işi var burada? Anne ne yapacağız biz? Aa! Kız! Kız senin ne işin var burada? Ay hoş geldin. Vallahi de billahi de ne zaman geleceğini o kadar iyi biliyor ki. Ah, hoş geldin. Leblebim süzüldün mü sen biraz? Yok hala ya. Yok vallahi iyice patatese bağladık zaten. Görmüyor musun halimizi? Sporumu poru da saldım ben. Yok oğlum yok. Sen her zaman yakışıklısın. Hatta azıcık kilo bile alabilirsin. Yok hala ya. Vallahi iyi böyle. Kamuran, ne işin var senin burada? İnsan bir hoş geldin kardeşim der. Hem burası benim de evim abi. Hı? Unuttun herhalde. Yok estağfurullah da hani haber vermediğin için biraz şaşırdım. Siz bana bunu haber verdiniz mi? Evimizin başına geleni postayla mı öğrenecektim? Her yeri de duyurmuşlar. Geç geç şöyle gel. Senin daha bilmediğin neler var neler. Gel gel. Ben alayım seni. Geç geç şöyle gel. Gel sultanım gel. Gel bakalım. Gel. Geç şöyle. Gel şöyle sultanım. Oh. Şöyle yastığı da koyalım rahat et. Tekrar hoş geldin. Anlat da kulaklarım şenlensin Okan'ım. Hadi sen de bir kahve yap. Hemen. Ömerciğim. Ben akşama bu kıyafeti giyeceğim. Sen de buna uygun kravat takar mısın? İşte onlardan bir tanesi. Benim yeni cici babaannem. Tanıştırayım ben sizi. Bizim büyük büyük halamız. Senin de yeni cici görümcen. Hoş geldiniz. Aa, neden cici görümcesi oluyor canım? Basbayağı görümcesi. Hoş geldin Kamuran Hala. Kız fasulye, senin ne işin var burada? Tabii, çalısı da yanında. Hoş geldiniz Kamuran Hanım. Bir de geçmişler baş köşeye. Allah Allah, kahveler falan. Ne örüyorsunuz? Kaçarı yok, hadi söyle bari. Söylüyor musun? Aynen, dümdüz söyle. Halacığım, ben Gülsoylar'ın küçük gelini, Yaman'ın karısı. Ne diyor bu zilli? Ben de alışamadım daha. Dedeciğim ya. Halam, tanıştırayım. Bu da Ömer Yaman. Yani sizin küçük küçük yeğeniniz alıyor. Abba. Postu serdik diyorsunuz yani. Vay Cemile vay. Ben yokken marifetlerin arşa erişmiş. Görüyor musun? Bir buralardan ayağımı kestim. Konağın ters yüz olmuş. Böylesi daha iyi oldu Kamuran Hanım. Hem hal olduk, kaynaştık. Yok. Siz daha çok kaynamışsınız. Ama alacağım ben sizin hararetinizi. Az bekleyin. Sana da maşallah abi. Durdun durdun. Turnayı gözünden vurdu. Yo. Biz ona bir orta yaş buhranı diyelim bakalım. Buhranlık bir şey değil yani Kamuran. Büyük gelin nerede? Gülfem'i görmüyor. Onu sonra baş başa konuşuruz seninle. Buyur alacığım. Bir canım.
Suyu oraya koy. Tabii. İyi Nesrin. Senin durumlarda bir değişiklik var mı? Yok vallahi ben aynı dümdüz Nesrin. Ev işçisi. Çok şükür. Güzel. O zaman bavulları al da odamı hazırla. Tabii, hemen. Hadi sen de yardım et. Tamam. Yanlış anlamayın. Ben sizin geriliminizi hiç bölmek istemem ama... bu gece benim düğün davetim var. Hani ayılmalı bayılmalı bir şeyler olacaksa ki olacak, hararet falan diyorsunuz. Benim davetimden sonraya saklarsanız sevinirim. Ömerciğim. Canım. Ömer bak, hapisten de kurtuldum. Hacizden de kurtuldum. O oldu, bu oldu. Ben gelinim, tamam mı? Lütfen hayallerim kursağımda kalmasın. Tabii ki. Ya. Ömer. Nasıl olmuşum? Hı? Güzel elbise gelin hanım. Teşekkürler. Pavyona gidiyorsak olur. Güzel. Pavyon mu? Hiç bilmem öyle yerleri de. Ben hazırım. Hadi gidelim. Değilsin. Neden? Bakayım o tırnaklara. Ne bunlar böyle? Deli kızın bohçası gibi. Ne bulduysan sürmüşsün. Git sil. Aa, silemem Kamranala. Yenisini sürünce çok yavaş kuruyor. Git eldiven tak o zaman. Tamam. Sen niye duruyorsun? Git değiştir üstünü. Böyle insan içine çıkamam ben seninle. Kız hala. Kamuş. Aman tü maşallah benim leblebime. Oh, mis gibi de kokmuşsun. Sen de ağızlarının payını vermişsin ha. Hala be. Hı? Vallahi bak ne zamandır burada sofra kurulmuyor. Ben artık gına geldi böyle dışarıdan saçma sapan şeyler yemekten ya. Şuna da bir el at be. Hı? Sofra yoksa ocak yok. Hı. Aslanım nerede benim? Ne burada? Leblebim. Yaman nerede? Ya o bu aralar böyle depresif takılıyor. Odasındadır şimdi. Bir bak istiyorsun. Ben ona bakayım. Dikkat et. Yeme şunları. Ya hala yeme. Yok ki başka bir şey. Ne yiyeyim ben? Ya ne var, ne var? Hala. Sen biri ya. Kusura bakmayın. Başkası sandım. Neyin var oğlum? Bak, delikanlı adamsın, sormayayım dedim ama ne oluyor? Boş ver hala. Anlatırsan dinlerim, başım üstüne. Anlatmayacağım dersen de bir daha sormam. Ama böyle olmaz. Zaten dedenin aklı yerinde değil, eve Sansar'ı da dandırmış. Bu aileye sahip çıkacak bir er kişi lazım, o da sensin. Okan daha küçük. Ateş dersen başka memleketli oldu. Yok hala döndü o. Çok oldu dönene. Nerede peki? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yani boş ver bitti gitti işte yaktı hepimize. Desene. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Biz birbirimizi parçaladık, kırdık. Anlaşıldı. Çok işimiz var sizinle. Hadi bakalım, hadi kalk. Şöyle ailecek arzı endam edelim de dost sevinsin, düşman yerinsin. Ya yok hala ya. Halimi görmüyor musun? Beni unutun işte, siz gidin bakın keyfinize. Ben ortamı bozarım şimdi orada. Yaman. Sen beni duymadın herhal. Aile diyorum. Başsız diyorum. Şimdi yıkılma vakti değil. Dimdik ayakta durma vakti. Hı?
Hadi bakayım, hadi kalk. Şöyle buz gibi suyun altına at kendini, bir silkelen kendine gel. Tamam mı? Bak, sen gelmeden bir adım dışarı atmam ona göre. Tamam ana. Hadi bekliyorum. Hadi bakayım. Ay, burası çok güzelmiş kızım. Bayağı da kalabalık sanki. Ya bir davet var galiba. Bayda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de davetlisiniz galiba. Hayır, ben bizim için başka bir masa ayırtmıştım. Tabii, buyurun. Bu da çok güzel oldu. İkimizle, değil mi, rengimiz uyumlu? Ay Ömer, mekan çok hoş. Çok mutluyum. Sana da bu yakışır. Hoş geldiniz Ömer Bey, buyurun lütfen. Ay anne ya, baksana bana, artist gibi oldum resmen. Yani yıllardır şuranın önünden geçerim, kafam içeri sokmuşluğum yok. Ay çok. Ya ah be, erinim de var ya, hastalanacak zamanı buldu ha. Nesinde olaydı da bir göreydi be şurayı. Merhaba kızım. Nasıl da hiç değişmemiş. İnsan şu resimleri değiştirir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Geç hayatım. Aa, Ömer Beyler de burada. Aa, nasıl her şu işi? Onların davetiymiş. Dur ben bir merhaba deyip geleyim. Oturayım mı? Otur, otur Çetin abi. İsim falan da yazmamışlar ama. Ömer Bey. Aa, Şermin Hanım merhaba. Avukat hanım kızım, sen de buradaymışsın. Evet, tesadüf. Güneş Hanım, biz evlendik. Ya tebrikler, mutluluklar dilerim. Sağ ol. Sağ ol. Çok güzelsiniz. Kimmiş bu güzel kız? Pek de akça pakça maşallah. Hı? Ben de çok tanımıyorum onu. Maşallah. Ben sizi meşgul etmeyeyim o zaman. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Aa, Güneş. Okan, ne haber? İyi, senin ne haber? İyidir. Nasıl gidiyor? Tesadüf işte. Aa, siz tanışmadınız. Yani ben tanıştırmadım. Ya aslında karşılaştık ama tabii tanışmak için doğru bir yer değildi. Karakol. Hazal... Benim kız arkadaşım Hazal, Güneş, Güneş, Hazal. O zaman tekrar memnun oldum. De. İyi, o zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar, afiyet olsun. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyor kız? Kızım bir bakar mısın? Buyurun. Derneğin yeni başkanı beyefendi midir, hanımefendi midir bilmiyorum ama kendisine bir teşekkür etmek isterim. Bu geceyi bizim için düzenlemiş, zahmet etmiş. Nerede acaba? Geliyor kendisi. Ateş. Thank you.
Hadi misafirlerinize hoş geldiniz diyelim. İstersen hayır haklarından birini tam şu an kullanabilirsin. Yalan, seni sevmedim yalan.